Her şeyden önce 22.000 yılının Nevroz'unu Nevroz'un sıcak ateşliğiyle kutluyorum. Halkımızın Nevroz'unu kutluyorum. Elbette ki Nevroz dünya halklarının özellikle Orta Doğu ve Kafkasya halklarının kutladığı bir gün. Ama Kürtler açısından daha önemli bir gün. Çünkü Nevroz bizim için özgürlük günüdür. Bizim için kimliğine sahip çıkmak günüdür. Bizim için geleceğini belirleme günüdür. Bunun mücadelesidir. Öyle değerlendirmek lazım. Tabii ki Nevrozlar çok coşkulu bir şekilde hep geçti, yaşadık. Gerçekten Nevroz'da verilen mesajlar ve halkımızın Nevroz'a katılımı gerçekten taleplerini çok açık bir şekilde orada dile getirmenin hep mutluluğunu yaşadık. İnanıyorum bugün de yine o mutluluğu yaşayacağız. Tabii ki bugün Kürtlerin Nevroz'unu kutladığı zaman başkalarının gözü de Kürtlerin üzerinde. Acaba katılım ne kadar olacak? Eskisi gibi bir katılım sağlanır mı diye bunu mercek altında bizi izlemeye devam ediyorlar. Bu nedenle halkımıza mesajım şudur. Bu özgürlük gününü bu kendinize, kimliğinize, şahsiyetinize çıkacak günü mutlaka büyük bir katılımla Nevroz'u kutlayın. Büyük bir coşkuyla Nevroz'u kutlayın diyorum. Elbette ki halkımızın ortak demokratik değerler etrafında buluşması ve gelecekle ilgili düşüncelerini, fikirlerini, duruşlarını ortaya koyması geleceğimiz açısından çok önemlidir. Bu nedenle Nevroz bu açıdan da çok önemli bir gündür. Evet, Kürtler kendisine sahip çıkıyor, kimliğine sahip çıkıyor, bayramına sahip çıkıyor ve bunun mücadelesini vermeye kararlıdır. Mesajı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle özellikle tüm halkımızdan Nevroz günü alanlarda buluşalım, hep birlikte alanlarda olalım. Elbette ki Sayın Öcalan'ın özellikle İmralı'dan halka gönderdiği mesaj ve o mesajın Nevroz alanında okunması tarihi bir gündü. Bu bakımdan çok önemliydi o gün. Ve verilen mesajlar gerçekten demokratik bir gelecek için mesajlar vardı. Halkın demokrasiye sahip çıkması ve demokratik haklarını sonuna kadar kullanması açısından önemli mesajlar vardı. O Nevroz elbette ki damgasını vurdu bütün Nevrozlara. Ve o Nevroz'un coşkusu, kalabalığı asla unutulmayacak düzeydeydi. Onu ifade etmek istiyorum. Ama genellikle bütün Nevrozlar baskılara rağmen, yıldırmalara rağmen, devletin Nevroz alanına giden insanlara karşı bazen gaz, bazen copla, bazen tehditle insanları yıldırmak istemesine rağmen hep coşkulu geçmiştir. Ama Nevroz zaten kendisi anlamlıdır. Yani bir Kavva'nın özgürlük mücadelesini bugün güncelleştiren, buraya taşıyan bir anlamı var. Bu nedenle biz her Nevroz'u çok anlamlı, çok önemli buluyoruz. Önümüzdeki Nevroz'un da bu anlamda kutlanacağına inanıyorum. Yani tabii ki bütün bu yaşadıklarımız, arkadaşlarımızın yaşadıkları, bugün on binlerce siyasetçimiz zindanlarda, Nevroz'un coşkuyla güçlü geçmesi hepimiz açısından bir moraldır. Zindandaki insanlar için bir moraldır, dışarıdaki arkadaşlarımız için bir moraldır. Bütün bu hastalığına rağmen, bütün bu durumuna rağmen inanıyorum ki ekranlarda Nevroz coşkusunu gördüğü zaman Aysel Toğlu'yu da etkileyecek, onu da sevindirecektir diye düşünüyorum. Eğer gerçekten biz bu verilen bedellere karşı halkımız coşkulu bir Nevroz'u karşılamazsa
bizler için, halkımız için, hepimiz için bugüne kadar ödenen bedeller açısından büyük bir eksiklik olur diye düşünüyorum. Bu nedenle bu Nevroz'un coşkulu geçmesi ve katılımın her seneden daha fazla olması konusunda halkımızı Nevroz alanlarına davet ediyoruz. Bu bir görevdir, bir sorumluluktur diye düşünüyorum.